Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün Supercell'in bana vermiş olduğu turnuvadan kalan çok özel bir hesaptayız. Dünkü turnuvada bana yazdınız, abi sıfır kupada nasıl karakterlerin bu kadar max, ne oluyor falan filan, bütün skinler var hayırdır falan filan diye yazan çok arkadaşımız olmuş. Özellikle buna dikkat kesilmişler arkadaşlar. Bunu Supercell bize özel olarak turnuva için verdi ve bir hafta boyunca bizde kalma durumu var. Ben bu şeyle beraber bir video çekmeye karar verdim çünkü bende olmayan, şu anda oyunda olmayan birçok kostüm, birçok skin bu hesapta mevcut yani. Anladınız mı? Şu anda önümde görüyorsunuz zaten, yılbaşı kostümü olarak gelmiş olan bir Elf Penny var önümde. Arkadaşlar bu yılbaşı tatilinde bunun gelme ihtimali var. Gelirse direkt alacağım zaten. Nubale hesabımda bu kostüm benim vardı, kapatılan hesabımda. Bu kostümün benden gitmesine gerçekten çok üzülmüştüm. Bende şu anda sadece Tavşan Penny var. Benim Laskopat hesabımda bütün skinler var. Sadece şu anda oyunda satılmayan skinler, mesela Elf Penny gibi skinler yok. Bir de yıldız puanıyla çok pahalı olan skinlere sahip diyelim. Onun dışında bütün skinlerim var. Ama tabii böyle bir skinle oynamak da bana zevk veriyor. Şu anda oyunda olmayan bir skin. Atışları neymiş? Torba atıyor. Normal bildiğimiz Penny yani. Yani çok büyük bir özelliği, açık söylemek gerekirse, yok. Ama çok güzel görünüyor. Yani yeşil, kırmızı zaten birbirine zıt renklerdir. Çok güzel kombinlemişler. Vallahi helal olsun. Hayırdır lan sen? Adama bak ya. Oğlum bunlar bir heyecanlı, bunlar bir coşmuşlar bu botlar abi. Gerçekten bazen oyundaki herkesten daha iyi oynuyorlar ya. Gıcık oluyorum ya. Sana gel lan gel. Gel hadi gel. Evet tamam. Güzel. Bence çok güzel bir kostüm. Yani keşke gelse de keşke alabilsek arkadaşlar. Aynı zamanda altın meka kurovla altın meka boğa da bu hesapta var arkadaşlar. Onları daha sonra oyun içinde göstereceğim size. Ha bu arada arkadaşlar, like attınız mı bilmiyorum ama unutmuşsanız like'ınızı isterim yani. Gerçekten şu anda atarsanız çok memnun olurum. Mesela arkadaşlar bu şu anda Berateli'de var. Bende yok. Benim Nubale hesabımda var da işin aslı. Yeni ay yılı kostümü Aslan Dansçısı Brock. Yani bunu da şu anda alamıyoruz maalesef ama inşallah ileride bir gün tekrardan gelir ve alırız. Güzel bir kostüm çünkü. Çok bro farklı kılan bir kostüm. Bu arada bu hesapta normal maçlara giremiyoruz arkadaşlar. Sadece dostluk savaşı açıp botlara karşı oynayabilirsiniz ama kulüp kurup arkadaş olarak insanları davet edebilirsiniz. Onu yapmayacağım zaten. Hiçbir anlamı yok. Çok iyi. Vallahi iyi aldık onu. Şş, kardeşim bir heyecanlısın sen. Ey Allah'ım ya Rabbim, bize meydan okuyan bir bot. Çok hoş bir kostüm olmuş yani. Vallahi çok beğendiğimi söyleyebilirim bu kostümü. Keşke gelse de oyunu alabilsek ya. Bir tane Leon var. Ölmüş bir Leon. Ölü Leonları severim. İki kişi kaldı. Kim o? Aa, El Perino is here. Güzel. Evet. Siz nasıl buldunuz kostümleri arkadaşlar? Bu videoyu bayağı bir izleyin arkadaşlar. Ve bütün kostümler arasında en sevdiğiniz kostüm hangisi olmuş diye yazarsanız mutlaka sevinirim yani. Arkadaşlar bir diğer kostümümüz ise gerçekten çok özel bir kostüm. Yine yılbaşında Noel Baba Mike var. Gerçekten yılbaşı için gelmiş zamanında. Yeniden yılbaşına girmek üzereyiz yani. Bakarsın tekrardan gelir. Çok özel, elinde şekercikleri falan filan var. Atıyor böyle sağa sola. Gelirse direkt alacağım kostümlerden bir tanesi. Ve işin enteresan tarafı, benim kapatılan hesabımda bu da vardı. Allah kahretsin, vardı yani. Samimi söylüyorum, vardı. Ya bu kostümleri görünce çok üzülüyorum ya. Valla. Çok iyi atışlara sahip olmak gerekiyor. Neyse kestik, güzel. Valla çok hareketli botlar ya. Evet yani. Basit maçlar geçiyor ya. Çok zorlanmıyorum. Acaba demo hesabın botları daha mı kötü? Yoksa normal botlar, normal bir hesaptaki botlar çok çılgın oluyorlar yani. Ehe. Tamam, şöyle bir atalım sana. Tersine attım da. Kardeşim tersine at. Lan çok hareketlisin. Vuramıyorum sana. Şş. Gel buraya. Allah alacak beni la. Alacak beni la. Oh be, rastgele attım da aldım valla. Ara sıra böyle çimene saçma sapan saklanıyorlar da işim rahatlıyor. Evet arkadaşlar, sahip olamadığım ender kostümlerden bu Mecha Bowman de var zaten, biliyorsunuz parayla satılıyor 300'e. Bu beyaz Mecha Boy'u alabilirim, benim 10.000'im var ama bunu çok çok uzun bir süre sonra alacağım muhtemelen. Altın Mecha Bow. Aslında çok fazla özel bir kostüm değil. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar, bu ile bunun
ve bunun arasında çok özel bir fark yok. Aslında bu hepsinden daha güzel beyaz Mekabo. Ama altın Mekabo şöyle söyleyeyim çok pahalı olduğundan dolayı insanlara çok fazla değerli geliyor. Ve ben oyunda altın Mekabo görsem yani o adamın gerçekten çok iyi bir oyuncu olduğuna kanaat getiririm. Çünkü altın Mekabo'yu kasmak için bir sürü kupa kasmanız, bir sürü şey kasmanız gerekiyor. Yıldız bilmem nesi kasmanız gerekiyor. Bu da çok büyük bir oyunculuk gerektiriyor arkadaşlar. Güzel. Şşş, gel lan buraya. Bu botlar oynayamıyor abi. Bu botlar biraz çömez. Ya çok özel değil valla. Yani benim parayla satın aldığım normal Mekabo var ya, turuncu olan. Ondan çok çok özel bir kostüm değil. Aşırı derecede keyif almıyorum bu kostümle. Oynarken ben öleceğim galiba. Şöyle gel. Patla patla patla. Patla. Al bunu da kafana. Güzel. Ama yine de prestiji var yani, havası var öyle söyleyeyim. Oyunda olmayan bir diğer kostüm arkadaşlar kırmızı burunlu Nita. Yine yılbaşı tatili için yılbaşı kostümü giymiş kabanlı bir Nita var. Kırmızı burunlu. Yılbaşı kostümleri genelde fark ettiniz mi bilmiyorum yeşil kırmızı oluyor. Bu da yeşil kırmızı bir kostüm. Ama Nita'ya pek yakıştığını söyleyemem aslında. Ben oyunda olmayan skinler arasında en az bunu seviyorum. Oğlum kesiyorsun, almıyorsun ya, delireceğim. Ne yapıyorsunuz? Kestiğiniz kutuyu almıyorsunuz ya. Nasıl bot bunlar? Gel lan buraya. Seni de alalım. Şöyle bir ayımız da sana vursun. Ben Leon'a odaklanayım. Frank öyle olsun ha. Frank de ona odaklansın. Bir tane daha. Aa, ayı kesti Frank'i. Ayım daha karizmatik vallahi Nita'dan ya. Ve arkadaşlar bir diğer sevmediğim kostüm ise oyunda olmayan bu yeni ay yılı kostümüymüş. Tıknaz Daryl. Daryl'ın normalde hiç kostümü yok. Sadece kendisi var ama işte oyuna bir an gelen ve kaldırılan kostümlerden bir tanesi de Tıknaz Daryl olarak gösterebilirim. Normal Daryl'dan daha kötü. Muhtemelen bu geldiği zaman bunu almam diye tahmin ediyorum yani. Kardeşim, sen bir havalı hızlanmışsın. Hayırdır? Vay, fake için şey yapıyor ha, önüne taretini falan da koyuyor. Bota bak hele. Ve herkesin merakla beklediği bir kostüm olan arkadaşlar Crow. Crow'lara gelelim. Crow zaten çok fazla kostümü olan bir karakter. Leon'a da bayağı ördek Leon geldikten sonra bayağı kostümü olacak ama Crow şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kostüm var. Öncelikle beyaz var bende. Anka var bende. Bu var bende. Şu karanlık Mecha Crow da çok şahane bir kostüm. Cidden. Yani bu Mecha Crow gerçekten güzel. Normal Mecha Crow. Karanlık Mecha Crow da çok güzel. Altın Mecha Crow da çok güzel. Yani Mecha Bow'dan farklı olarak bu Crow'un bütün kostümleri çok güzel yani öyle söyleyeyim. Hepsi ayrı ayrı alınabilir. Karanlık Mecha Crow'u ben yakın zamanda alabilirim ama Altın Mecha Crow için yıldız puanı harcamış olurum. Bu sebepten dolayı almakla almamak arasında çok kararsızım. Ben size Altın Mecha Crow'u alıp şahane bir şekilde abi çok pahalı ya bu kostüm ya 50 bin. Ama var ya Altın Mecha Bow'dan çok daha iyi bir kostüm olduğunu, çok daha havalı bir kostüm olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel görünüyor ya. Bir de şeyi andırıyor ya. Anka Crow böyle sarı ya. Bu da böyle sarı falan filan. Çok hoşuma gidiyor benim. Sarısı, ikisi de sarı. Bu Anka Crow'dan biraz daha robotik gibi gözüküyor. Sert bir kıvrımları var. O çok hoşuma gidiyor. Atışları da animasyonlu olması benim hoşuma gidiyor açıkçası. Ya ben Altın Mecha Crow'u çok beğeniyorum ya. Karanlık Mecha Crow da çok iyi de Altın harika yani. Ultisini atalım. Hoppa. Çok iyi ya. Cidden fazlasıyla iyi bir kostüm ya. İlk başta oyuna geldiğinde arkadaşlar ben Altın Mecha Crow'u falan filan tam benimseyememiştim. Bundan aylar önce oyuna geldiğinde Mecha Crow'ları falan. Ulan ne alaka falan demiştim ama göz alışıyor işte, gönül alışıyor falan filan derken şu anda oyunda en sevdiğim kostümlerden biri oldu yani. Net. Cidden kötü oynuyorlar ya. Vurmuyor ki bot bana. Ben ne yapayım? Ben bir de arkadaşlar karanlık Mecha Crow'la da ilk defa oynuyorum. Oynayacağım daha doğrusu şu anda. Hani deneme olarak oynayabiliyorsunuz. O ayrı da oyun içerisinde ilk defa oynayacağım. Gerçi oyun da botlara karşı ama bir bakayım ya. Cidden merak ettim ne kadar güzel görünüyor olabilir bu. Abi çok güzel görünüyor ya. Vallahi çok güzel görünüyor ya. Hop. Ve arkadaşlar videonun sonunda size sürpriz bir şey göstereceğim. Bende yine vardı, şu anda yok. Nubali'de vardı. Shelly'nin Bandita Shelly'sini biliyorsunuz.
Cadı şelisini biliyorsunuz ama bunlardan farklı olarak bir de yıldız şelisi var. Bu kostüm hiçbir şekilde sahip olunamayacak bir kostüm arkadaşlar. En özel kostümlerden bir tanesi. 2019'dan önce oluşturulan hesaplar için bir kostüm. Benim Nubalim'de bu da vardı, lanet olsun, artık yok. Shelly'nin bu kostümü çok mükemmel görünmüyor ama arkadaşlar oyunun size eski bir oyuncu olduğunuz için vermiş olduğu güzel kostümlerden bir tanesi. Yani oyunda bunu gören bir kişi, rakibiniz diyecek ki aa bu adam oyunu bir yıldır oynuyor yani. Kendi kendine bunu der. Anladınız mı? O yüzden çok güzel bir Shelly, çok özel bir Shelly olduğunu düşünüyorum. Nubali'yi bazen özlüyorum arkadaşlar. Çok değişik kostümlerim vardı Nubali'de benim. Oyunda olmayan skinleri gördük arkadaşlar. Gerçekten umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Sağda solda iki tane video var. İkisinden birine gidebilirsiniz. Burada bir karikatür var. Tıklayarak kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum gerçekten. Hoşça kalın. Öpüyorum sizleri. Bay bay.